Bugün baklava yufkasına çok güzel bir kol böreği yapıyorum. Tadı böyle inanılmaz muhteşem bir şey olacak. Yapın da görün. Yapın, yapın, yapın. Mutlaka yapın. Tavaya yağı koy. Kızdığı zaman soğanları at içine. Arada karıştır kızarana kadar böyle. Sonrasında kıymayı at soğan kızarınca. Kıymanın birbirine yapışmaması için böyle kaşıkla böyle ezin. Kıymalar açıldıktan sonra karıştırmaya başlayın ki yapışmasın birbirine. Açıldıktan sonra hepsi karıştı, karıştı, karıştı. Tuzunu at. Tekrar karıştır. Kıymamız kızardı. Sosu için tereyağını at tavaya erisin. Tereyağını yakmayın ama sadece erisin, erimesi yeterlidir burada. Oda sıcaklığına geldiği zaman üzerine bir su bardağı sütü at. Karıştır. Sütle tereyağı böyle birbirine geçsin, harmanlaşsın ikisi birlikte. Tepsiyi yağla. Güzelce yağla, böyle her tarafına yapışmasın. Yufkamızı açık böyle. Üzerine hazırladığımız bu süt tereyağı sosundan döküyor. Sonra kaşıkla veya fırçayla böyle yayın her tarafına. Bu sos önemlidir. Bunu kesinlikle yapın bak. Sonra üzerine bir kat daha. Aynı işlemi 4 kat olacak şekilde tekrarlıyor sürekli. Siz daha kalın isterseniz 5-6 kat da yapabilirsiniz. Sosumuzu tekrar döktük. Kaşıkla birazdan yine yaydık. Hemen bir kat daha. Tekrar sosumuzu döküyor. Şimdi 4 kat yufkamızı hazırladıktan sonra kıyma harcımızı üstüne döküyoruz böyle. Bir kenarını alın sadece. Kıyma harcımızı döktükten sonra bunu rulo şeklinde saracağız. Güzelce sarın ki dökülmesin. Burada dikkat edin, sos yumuşattığı için yufka yırtılabilir, o yüzden çok dikkat etmeniz lazım. Hemen böyle oval şekli verdikten sonra tepsiye alacağız. Tepside boş kalan kısma ben bir tane düz şeklinde yaptım, onu da bıraktım. Hemen fırına at. Piştiği zaman çıkar. Bakın nar gibi böyle muhteşem bir şekilde çok güzel kızardı. Sonra kes. Keserken dikkat edin, böyle yufkaları çıtır olduğu için dökülebilir. Tabağa koy.
Bitti.